buluruz. Hazal'a sesim gidiyor mu acaba? Hazal Güven. Burçin Atılgan, evet duyuyorum sizi. Biraz zorlu koşullarda olduğumuz için takdir edersiniz ki organizasyonda belli sıkıntılar yaşıyoruz bizler de. Şimdi şu anda hemen bulunduğum konumu size bildirerek önce yayınımıza başlamak istiyorum Umutcan Yütük'le birlikte. Biz Hatay'ın Uğur Mumcu Mahallesi'nin Sevgi Parkı denilen bölümündeyiz şu anda. Umutcan'la birlikte rica ediyorum biraz geriye doğru gidebilirse. Size göstererek aktaracağımız belli görüntüler var. Bir yandan tabii buradaki güncel durumu da anlatmaya gayret edeceğiz diyelim sizlere. Antakya'dayız biz ve günlerdir buradaki haber takibini sürdürüyoruz. Bir yandan İskenderun'a zaman zaman git gel yapıyoruz Umutcan'la birlikte ve buradaki depremin yarattığı tahribatın izlerini sürüyoruz birlikte. Ve gerçekten manzara saatler ve günler ilerledikçe biraz acı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz rahatlıkla. Dün itibariyle Burçin Atılgan, kentte yoğun bir ceset kokusu başladı. Cenazeler artık koku yaymaya başladı. Bu oldukça zorluyor buradaki koşulları çünkü bir yandan da kırılan molozları kepçelerin bir şekilde alıp bir kenara koyması gerekiyor ve o molozlar her kazma vurulduğunda yeniden o kokuyu tekrar ettiriyor kentin pek çok bölgesinde. Bunu söylemek gerekiyor öncelikle. Bir diğer yandan kentteki depremzede sayısında bir azalma gözlemliyoruz bir süredir ve tahliye olmaya çalıştıklarını biliyorduk zaten yurttaşların burada. Çünkü tahliye olmak istiyorlar. Bir tane sağlam içlerinde kafalarını sokup da yatabilecekleri, dinlenebilecekleri, o yaşadıkları büyük sarsıntının izlerini biraz olsun unutabilecekleri, temizlenebilecekleri bir alanları kalmadı. Dolayısıyla da Umutcan da beni uyarıyor şu anda. Arkamdaki hareketlilikten dolayı zannediyorum. Dolayısıyla da yurttaşlarımız bir şekilde kendilerini tahliye ederek yakınlardaki illere geçmeye gayret ediyorlar diyelim. Şimdi Umutcan Yütük size göstersin. Bakın bulunduğumuz alanda sağlık anlamında oldukça önemli noktalar yer alıyor. Bunlar nereler Burçin Atılgan? Hemen arkamızdaki çadırda bir küçük Sahra Hastanesi kurulmuş durumda. İçeride yaralılar ve tedavisi devam eden yurttaşlarımız depremzedeler olduğu için oraya girmiyoruz elbette. Ama şuradaki tabloyu size şöyle bir gösteriyoruz. İlaçları görüntülüyor şu anda Umutcan. Yani vatandaşlar burada kendi kendilerine bir sağlık noktası oluşturmaya gayret ediyorlar. Sevgi Parkı dediğimiz alan Burçin Atılgan oldukça büyük bir alan. AFAD'ın belli kurduğu çadırları görüyorsunuz hemen arkamda. Bu çadırlar konusunda da önceki yayınlarda belli bilgiler vermiştik sizlere. Umutcan, lütfen dikkat etmeni istiyorum şuraya. Belli yıkıntılar da var bulunduğumuz alanda. Depremin izleri ne yazık ki bu noktada da kendini gösteriyor ama... İşte bir diğer yandan da o deprem çadırlarındaki eksiklikleri anlatırken işte bulunduğumuz alanda daha fazla, daha ağırlıklı olduğunu gördük. Ne güzel, ama bugün ziyaret ettiğimiz çok sayıda köy vardı ve o köylerde ne yazık ki çok fazla ulaşmayan, çadırı geçtik çadıra gelene kadar ilacın ulaşmadığı, çünkü ilaç biliyorsunuz kronik rahatsızlığı olanlar da var, ilacın ulaşmadığı belli noktalar vardı. Bakın hemen görüntülüyor Umutcan şimdi. Halk Revir ismi verilen bir noktadayız şu anda. Halk Revir noktası aslında... Hemen arkada, bilmiyorum Umutcan ne kadar görüntüleyebilecek buradan ama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beraberinde gönüllü 10 hekimle birlikte oluşturduğu bir alan aslında. Kaftancıoğlu'nu da hemen karşıda görüyor olmalısınız sizler de. Kendisini yayına almıyoruz, mikrofonumuzu uzatamayacağız. Neden? Çünkü Kaftancıoğlu bu noktada aslında siyasi kimliğiyle değil de hekim kimliğiyle bulunduğunu ve buradaki tedavilere, yaralılara müdahalede bulunduğunu söyledi. Yorgun olduğunu söyledi, biz de anlıyoruz tabii durumunu. Ve bir yandan bakın şu anda reçete yazmaya anladığım kadarıyla devam ediyor. Hatta bizim de bir talebimiz olmuştu. Gittiğimiz, uğradığımız bir köyde bizden bir ihtiyacını dile getirmişti bir yurttaşımız. Ve bu noktada zorlu bir şekilde ulaşabileceğimiz kolay bir ilaç değildi. Şimdi ona muadili olacak şekilde, takviyesi olabilecek şekilde bir konuda bize yardımcı oluyor. O işle uğraşıyor kendisi. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ve şimdi devam ediyoruz buradaki anlatılarımıza size. Şimdi sağlığın önemli olarak önemli ölçüde çözüldüğü noktalardan birine geldik. Bunun üzerinden biraz da anlatmaya gayret ediyoruz. Bakın hemen solumda Türk Tabipleri Birliği'nin oluşturduğu bir deprem koordinasyon noktasını görüyorsunuz. Sevgi Parkı dediğimiz bu alanın bir diğer ucunda da bir başka noktası daha bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimlerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinden hemen hızlıca müdahalede bulunmaya çalışıyorlar depremin ilk saatlerinden itibaren ve biliyorsunuz ki bir yandan umudu da korumamız gerekiyor bu noktada. Çünkü hala saatler ilerlese de 150. saatte, 158. saatte hala sağ çıkan yurttaşlarımızla oluyor bu noktada diyelim. Umutcan'la birlikte şimdi o az önce Kaftancıoğlu'nu görüntülediğimiz
alana doğru ilerliyoruz. Buradaki hekimleri görüyorsunuz. Tamamen gönüllü bir şekilde gelen 10 hekimle birlikte oluştu bu alan ve bir kez daha tekrarlayalım. Kendisi buraya siyasi kimliğiyle değil, hekim kimliğiyle geldiğini söylüyor ve buradaki yaralılarla tedavisi, işlemleri şu anda devam ediyor. Bir konuğum daha var ama şu anda Burçin Atılgan. Ertan Aksoy, SODEV Başkanı ve Aksoy Araştırma'dan tanıyoruz kendisini. O da yanlış hatırlamıyorsam 3 gündür bu bölgede olduğunu söyledi. Cuma'dan bu yana burada. Gözlemlerini, aktarımlarını şimdi dinleyeceğiz biz de canlı yayında. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle tabii tüm yurttaşların, başta deprem bölgesindeki olmak üzere tüm yurttaşların başı sağ olsun. Gerçekten yani buradaki acıyı tarif etmek zor. Buradaki gördüğümüz diğer başka bir şey ise çok büyük bir dayanışma var ülkenin her yerinden. Dayanışmayı tarif etmeye ise kullandığımız hiçbir ölçü birimi yetmez. Öyle büyük bir, tarifi zor bir büyük dayanışma var bölgede. Ama tabii esas olan şey şu, bu dayanışmaya ihtiyaç duymayacak önlemlerin baştan alınıyor olması. Bu deprem bize bir kere daha gösterdi ki Türkiye'de düzenlemelerle, yani kamu otoritesiyle bu müteahhitlik hizmetleri herhangi bir şekilde büyük denetimlere, ciddi denetimlere tabi tutulmadığı sürece biz hayatımızın kalan kısmında da çok sayıda depreme tanıklık edeceğiz, çok sayıda dayanışma ihtiyacına karşı karşıya kalacağız. Esas olan şey burada insanların ölmemesi. Yoksa dayanışma kendi içinde kıymetli ama işin özünü unutmamak gerektiğini bir kere daha burada geçirdiğim süre boyunca fark ettim. Çünkü gerçekten kent anlatılanın çok ötesinde. Şimdi bu olay başından bu yana başladığı zaman ki insan psikolojisi bunu gerektirir. Bu tür büyük travma anında kimse tam da gerçekle yüzleşmek istemiyor. Görünen o ki birçok şeyde kameralar özellikle enkazları çekerek yayınlar yapıyor ve burada olmayan çok sayıda insan zannediyor ki her enkazın başında bir arama kurtarma ekibi var ve çalışma yürütülüyor. Oysa ki durum tam tersi. Yani istisnalar var. Çünkü arama kurtarma ekipleri de gerçekçi olmak gerekirse bu düzeyde bir büyük sayıdaki enkaza baş edebilmek kısa süre içerisinde, 72 saat gibi veya benzer bir süreler içerisinde çok gerçekçi değil maalesef bir tarafıyla. Bu nedenle korkum şu ki şu ana kadar açıklanan ölüm sayılarının çok daha üstünde bir kayıp vermiş olabiliriz. Gerçekten tanıklık etmesi bile son derece zor bir durum yaşayanlara. Allah sabır versin diyorum açıkçası. Kentlerde büyük oranda boşalmaya doğru gidiyor. İnsanlar daha fazla tutunabilmek için anladığım kadarıyla akrabalık ilişkilerinin olduğu kentlere doğru bir şey var, göç hareketi var. Özellikle bazı mahallelerde neredeyse yaşayan kalmamış durumda. Evler bomboş, sokaklar ıssız, karanlık. Böyle yani çok zor, anlatmak bile gerçekten kolay değil maalesef. Sizi de çok fazla yormadan teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Zaten yollarımız kesişir bu noktada herhalde. İlerleyen günlerde diyelim. Burçin Atılgan, şimdi Ertan Aksoy'dan dinledik. Bizim de az önce vurgusunu yaptığımız birkaç başlığa değindi o da. Tahliyelerden bahsetti. Tahliyelerden bahsetmişken bir noktanın altını çizmek istiyorum yayını kapatmadan önce. O da şu. Ne yazık ki bu tahliye işlemleri arasında kendini tahliye edemeyen, kendini bu şehirden, bu kentten dışarıya atamayan yurttaşlarımız da var. Çünkü işte orada karşımıza bir başlık çıkıyor, o da yoksulluk. Maddi durumu iyi olmayan, maddi durumu elverişli olmayan yurttaşlarımızın kenti terk edemediğini görüyoruz. Bu kentte kalmak istemediğini, çünkü kalacak bir yeri olmadığını ama bu noktadan başka bir yere de ayrılamadığını görüyoruz. Üzülerek tanıklık ediyoruz buna da. Bu noktada gerçekten bir destek sağlanmalı. Yetkililer tarafından bu destek sağlanmalı. Sivil toplum kuruluşlarının belli bir yere kadar gerçekten ulaşabilme kapasitesi var. Veya başka bir takım gönüllü oluşturulan vakıfların ve derneklerin ama gerçekten devlet eliyle burada büyük bir operasyona kalkışılması gerekiyor. Bunu bu kadar abartılı bir kelime kullanılması gerekiyor mu Azal derseniz, gerçekten bu kadar abartılı bir kelime kullanılması gerekiyor. Çünkü bir kentin toptan dışarıya çıkarılıp yeni baştan yapılacağı bir düzenin, zamanın içindeyiz şu anda. Bizim gözlemlerimiz de o yönde, uzmanlarla da konuşuyoruz. Aynı şeyi söylüyorlar. Sağlıklı zannettiğiniz binalarda dahi şöyle bir uzaktan baktığınızda 1-2 metre yana doğru yattığını ve yıkılacak vaziyette olduğunu görüyorsunuz gerçekten.
bizim gözlerimizle gördüğümüzde şöyle bir bakışta anladığımız, fark ettiğimiz gözlemler bunlarsa, uzmanların yaptığı uyarılarla birlikte düşünüldüğünde gerçekten yurttaşların burada sürdürülebilir bir hayat sürme şansı bir süre daha en azından yok gibi gözüküyor. Birkaç köyden bahsettim. Şimdi onları tabii ilerleyen günlerde daha da göstererek anlatacağız izleyenlerimize, ama yani bazı köylere girdik Burçin Atılgan ve bizi ayakta karşıladılar. Umutcan'la beni. Çünkü ilk girenler bizlerdik. Bizi yetkili sandılar, üzüldüler. Onlar üzülünce biz de üzüldük. Gazeteci olduğumuzu duyunca üzüldüler. Çünkü bizi arama kurtarma ekiplerinden zannettiler. Erzak götürdüğümüzü zannettiler ve başka bu bölgedeki daha yetkili kişiler zannettiler aslında. Halbuki bizim amacımız aktarmaktı. Ne yazık ki elimizden fazlası gelmedi ama dinledik onları. Yaralılarını gördük. Yani bu şekilde örnekler çok. Özellikle bilgi, lokasyon da vermek gerekirse belki buradan dinleyen bir şekilde bu yayınımız iletilirse o yetkili kurumlara belki yol da göstermiş oluruz. İyi bir şeye vesile oluruz. Özellikle Samandağ bölgesi birazcık daha şehrin dışında kalıyor. Samandağ bölgesi ve yıkımın yoğunluklu olduğu Armutlu Mahallesi'nin üstlerindeki köyler, artık köyler başlıyor üstlere doğru dağlara tırmanmaya başladıkça. Köylerde gerçekten ilk birincil sorun güvenlik diyor her biri. Çünkü evlerimiz yağmalanma riskiyle karşı karşıya ve önce güvenliğimizi sağlanmasını istiyoruz diyorlar. Bir diğer sorun ısınma ve barınma, çadır istiyorlar. En azından ısınmayı sağlayamasalar bile, çünkü elektrik yok hala kentte, ama bir çadırın içinde olursak bu kuru soğuğu, bu rüzgarı bir şekilde daha rahat atlatırız diyorlar. Biz de bu talepleri bir kez daha onlar adına dile getirmiş olalım. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Burçin Atılgan, bir sorunuz yoksa eğer, Sevgi Parkı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Kentin diğer bölümlerinde devam edeceğiz biz de izlerini sürmeye depremin. Umutcan Yitük'le birlikte kameraman arkadaşım, ona da teşekkür ediyorum. Çok zor koşullarda birlikte burada mücadele veriyoruz sırt sırta. Gerçekten devam edeceğiz bunları aktarmaya diyelim. Sözü tekrar size bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz de her ikinize çok çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü çabanızdan dolayı başından beri oradasınız ve en doğru, en gerçek şekliyle bizlere aktarıyorsunuz. Tabii ki ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde tekrar size bağlanacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hazal Güven ve Umutcan Yütü'ye bağlandıktan hemen sonra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e gidiyoruz efendim. Gaziantep Islahiye'de kendisi. Sayın Bülbül, başımız sağ olsun diyorum, geçmiş olsun diyorum. Ve hemen sözü size bırakıyorum efendim. Islahiye'de çok